Çok şükür. Kara bulutlar bir bir dağılıyor üzerimizden. Evet ablacığım, çok şükür. Allah'ım daha güzel günler nasip etsin inşallah. Veysel de bir an önce sağlığına kavuşsun da. İnşallah. Ben şunları kaldırayım da ortalıkta kalmasın. Yok abla, sen dur, ben hallederim. Yok canım benim, ben hallederim. Hemen bir sudan geçiririm. Ablacığım ben hallederim. Zaten dünden beri hiç uyuyamadın. Baksana gözlerinin altında mosmor olmuş. Hadi git yat, sen dinlen birazcık. Hadi. Ya Ferideciğim, zahmet olmasın sana. Ablacığım hiç olur mu öyle şey? Ne zahmeti ya? Hadi sen git yat, dinlen. Tamam canım. Çok sağ ol. Gerçi aklım Veysel'deyken nasıl uyuyacaksam. Abla. Ben sana bir şey soracağım. Sen Veysel amcayı affettin mi şimdi? Yoksa hala... Evet, Veysel'e çok kırıldım. Çok büyük hatalar yaptı. Doğru ama... Kimsenin yapmayacağı insanlığı o yaptı. Elif'imizi kurtarmak için... kendi canını ortaya koyan bir adamı nasıl affetmem Feride? Çok seviyordum. O benim en yakın arkadaşımdı. Niye beni bırakıp gitti ki şimdi? Belki gitmesi gerekmiştir. Ama en yakın arkadaşlar birbirine haber vermeden gitmezler ki. Biz onunla çok iyi anlaşıyorduk. Çok eğlenceli biriydi o. Belki yine gelir. Gelmeyecek, biliyorum. Eğer öyle olsaydı bütün eşyalarını toplayıp gitmezdi. Tuğçe üzülme artık ne olur. Sen yokken o benim en yakın arkadaşımdı. Senin arkadaşın var mıydı? Hı, vardı. Kimdi peki? Adı neydi yani? İnci. Biliyor musun Tuğçe? Sen Asuman'ı ne kadar özlüyorsan ben de İnci'yi o kadar özlüyorum. Anne. Efendim kızım. Bugün Rabia teyzeye gidelim mi? Rabia teyzem mi? Hı. Lütfen anne. Ben hem onu hem de İnci'yi çok özledim. Olur kızım, gideriz. Oley! Torunum mutlu ya. Allah'tan başka hiçbir şey istemem. Hadi Gonca ya.
Hazırladım. Hepsi tamam mı? Pasaport, kimlik falan. Evet, içinde. Tamam, ben çıkıyorum. Necdet Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Bak sen de dikkatli ol. Polislerin gözü bir müddet üstünde olacaktır. Tamam, merak etme. Necdet Bey'e söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Ne bileyim kızım. Gittiğimizden beri adamın aklı sende. Yani ne bileyim. Benim iyi olduğunu söyle. Yani beni merak etmesin. Ben çocuğumuza da iyi bakacağım. Yani ne bileyim. Uydur işte bir şeyler Erkut. Niye öyle hiçbir şey bilmiyormuş gibi yüzüme bakıyorsun? Yani ne dememi bekliyorsun? Neyse tamam. Dediğim gibi dikkatli ol. Tamam. Ya abla, tost, çay bir şey ister misin? Getireyim mi sana? Yok, ben acıkmadım da. Sen istiyorsan al. Yok ya, beraber yeriz. Baba? Babam? Baba, iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Bomba gibiyim. Babam benim be. Yine formundasın ha? Herhalde yani. Gözümü bir açtım. Karşımda oğlumla kızım. Yani daha ne olsun, değil mi? Babacığım, var mı bir isteğin? Bak varsa söyle. Var. Var kızım, var. Sizden tek isteğim beni affetmeniz. Biliyorum. İyi bir baba olamadım. Ben de istedim ki her şey iyi olsun, güzel olsun. Ama bir yandan da elimizde, avucumuzda ne varsa vurup yıktım, dağıttım. Baba. Dur kızım. Dur konuş. Ben de diğer babalar gibi çalışıp evime ekmek getirmek isterdim. Çocuklarımın aç kalmasını istemezdim. Size bağırıp çağırmak, el kaldırmak istemezdim. Babacığım, tamam, bunları sonra konuşuruz. Ver kızım. Size ayrı, Melek'e ayrı çektirdim. Keşke ellerim kırılsaydı. Yer yarılıp içine girseydim, yapmasaydım onları. Hele Melek'e yaptım o son şeyler. Evi, dükkanı. Ama ödeyeceğim bak. Ödeyeceğim. Sonuna kadar ödeyeceğim. Belki her şeye yeniden başlamak için çok geç değildir ha? Ha? Sen iste babacığım, sen iste, her şeyi yaparsın. Babam, bak bu dakikadan sonra biz hep beraberiz, tamam mı? Her zorluğu beraber aşacağız. Söz veriyorum sana. Tabii, tabii. İnşallah her şey yoluna girecek. Efendim, nerede kaldı? Yedin Avran görmediler. Dur evladım, sabahtan beri yerinde duramıyorsun. Ben çünkü fındık kurdayım. Lafa da bak, lafa. Hadi Rıfa, bu hadi. Hele bir sağlıkla gelsinler de yavrum. Ah, bir araba veriyorlar mı acaba? Bilmem. Ah, geldiler, geldiler. Çok özledim İnci'yi, çok. Ben de özledim Elif abi, hem de bu kadar. Rabia teyze. Kızım benim, hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hadi içeri buyurun. Hadi bakalım.
İyi şükür. Burada da kimse yok. Aman iyi iyi. Hazır kimse yokken şimdilik burayı idare edeceğim artık. Ama böyle kapı kilitlemekle, perde çekmekle olmaz ki. Benim acilen güvenli bir yer bulmam lazım ya. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hele İnci sabahtan beri yerinde duramıyor. Nerede kaldılar diye. Elif de aynısı. Ah, Elif abi sana bir şey kastatacağım. Ne o? Bak, Elif abi artık adımı yazabiliyorum. Unutmamışsın. Hem de çok güzel yazmışsın. Bak, bugün de bunu çizdim. Bak senle ben. Aa, çok beğendim, çok. Demek Elif öğretti ha? Ha? Bize de bakabilir miyiz İnci? İnci ne kadar güzel yazmışsın. Aferin sana. Hele resim, hele resim. O da ayrı bir güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen ne tatlısın böyle. Hem ne akıllı. Allah bağışlasın. Annem ne güzelmiş Elif abi. Aynı anlattığın gibi. Sen daha da güzelsin canım benim. Sonunda Elif'im arkadaşlık eden İnci'yle tanışabildik. Elif'im de İnci'm de pırlanta. Bu zamanda böyle çocuklar nerede? İyi yürekli, temiz kalpli. Beni hiç üzmediler, hiç. İnci, bak biz sana ne aldık? Ah, bana ne aldınız? Elif seçti hepsini. Bakalım beğenecek misin? Çok heyecanlandım. Aa, süpermiş. Çok teşekkür ederim. Çok yakışacak sana. Kesenize bereket. Ne zahmet ettiniz be yavrum. Güzel günlerde giysin inşallah. Giyinim mi? Önce diğerini de aç ama. Bu da mı bana? Evet. Aa, yaşasın. Serdar'ın o zaman aldığı sim kartı iyi ki saklamışım. Şimdi oldu. Gonca? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Yani çok şaşırdım da... Yani aramana çok sevindim. Daha iyi olmaya hazır ol o zaman. Anlamadım. Artık kaçmamıza gerek kalmadı. Nasıl yani? Necdet, o artık yok. Ne? Evet, yurt dışına kaçıyor. Az önce çantasını, pasaportunu, her şeyini kendi ellerimle hazırladım. Ya Gonca, sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Elif bulundu. Necdet'in yaptığı her şey ortaya çıktı. Polisler her yerde onu arıyor. Ya çok güzel bir haber. Evet. Düşünsene. Artık her şey daha kolay olacak. Gonca. Ben seni görmeye gelebilir miyim? Bu tehlikeli olmaz mı? Ya neden tehlikeli olsun ki? Necdet de yokmuş zaten. Evet ama... Geliyorum o zaman. Yapma. Dur Serdar. Bak her şey bu kadar kolaylaşmışken... İşleri tersi çevirmeyelim ne olur. Ama... Lütfen. Ben seni daha sonra ararım. Peki tamam. Ama ara beni olur mu? Tamam ararım.
Allah kahretsin! Allah kahretsin! Beş para etmez insanlara güvenip de büyük büyük işler verirsen olacağı bu işte Necdet. O aptal Cemal yüzünden şu düştüğüm duruma bak. Necdet Bey. Kendime kızıyorum Erkut, anlıyor musun? Kendime. Yapmayın Necdet Bey. Hem şu an olabileceğiniz en iyi durumdasınız. Hapse de girmiş olabilirdiniz. Zaten siz hep demez misiniz? Kazanmak için sabretmek gerekir diye. Tamam. Tamam. Geçecek. Bir yolunu bulacağım. Bu işten bir şekilde kurtulacağım. Sonra tekrar karımın yanına döneceğim. Birlikte çocuğumuzun doğmasını bekleyeceğiz. Sen ne yaptın? İstediğiniz her şeyi getirdim Necdet Bey. Pasaport falan hepsi burada. Güzel. Peki nasıl olacak yurt dışına çıkışım? Onu da hallettim. Yarın sınır kapısında birisi bekleyecek sizi. Kim bu? Güvenilir değil mi? Tabii. Zaten ilk kez yapmıyor bu işi. Deneyimli diyorsun. Bize yol göründü yani. Öyle demeyelim Necdet Bey. Bir müddet buradan uzak kalacaksınız diyelim. Gonca nasıl? Gonca iyi. Yani iyi olmaya çalışıyor. Üzgün mü? Tabii üzgün. Bir de polisler gelmiş zaten. Bir sürü soru falan sormuşlar. Ne? Umarım canını sıkmamışlardır. Yok. Zaten ne benden ne sizin nerede olduğunuzdan bahsetmemiş. Kaldı ki zaten sizin nerede olduğunuzu da gerçekten bilmiyor. Bilmemesi daha iyi. Ben de zaten merak etmemesi gerektiğini, sizin güvende olduğunuzu söyledim. Peki başka bir şey demedi mi? Bana kızgın mı? Yok, yani kızgın falan değil. Aksine, dikkat etsin kendine dedi. Beni düşünmesin, çocuğumuza gözün gibi bakacağım dedi. Onu daha şimdiden özledim. Anlaşıyorlar öyle. Evet. Elif çok sevmiş İnci'yi. Öyle. Elif ablalık yaptı İnci'ye. Rabia teyze, İnci torunundu değil mi? Annesi babası uzakta mı? Yok kızım, o öyle değil. İnci Cemal'in kızı. Ne? Cemal mi? Hani ben size anlatmıştım ya, Cemal kendi kızıyla birlikte Elif'i de bana bırakıyordu diye. İşte o kız İnci. Nasıl yani? İnci'nin babası Cemal mi? Rabia teyze, Cemal tutuklandı biliyor musunuz? İşte bu yüzden bakıyorum ya ben o Sabiye be oğlum. Peki başka kimsesi yok mu? Annesi nerede? Anacığı göçtü gitti bu dünyadan. İnci daha minnacıktı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir ablası var ama ortalarda yok. Bir işe girmiş diye duydum. Ama bir kere bile İnci'yi görmeye gelmedi. İşte 40 yılda bir telefon ederse ediyor, o kadar. Hala ne olur aç şu telefonu ya. Açmıyor. Ya kimsenin beni düşündüğü yok ki. Bari Necdet Bey'i arayayım. En azından o bir yolunu bulur. Yani bulsun bir zahmet. Bir an önce bu işten kurtulmak istiyorum Erkut. Oğlumun doğumunda Gonca'nın elini tutamayacaksam yazıklar olsun taşıdığım Karapınar soyadına. Öyle demeyin Necdet Bey. Zaten çok kalmayacaksınız. Ortalık sakinleşene kadar. Hah. Bir sen eksiktin Asuman.
Bu kadar belanın arasında bir de seninle uğraşamam. Ya bu da açmıyor. Allah'ım ben öldüm de benim mi haberim yok? Halam da Necdet Bey de işler karışınca resmen sır oluyorlar ya. Kaldım ortada böyle. Yok Asuman yok. Şu yalan dünyada kendinden başka dostun yok senin kızım. Of, Allah'ım ne yapacağım ben ya? Çaylarınız soğuduysa tazeleyeyim mi yavrum? Yok Rabia teyze, hiç zahmet etme. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. İyi ki Elif'i getirdiniz. Ne güzel hasret giderdik. Rabia teyze, eğer sen olmasaydın yavrumuza belki hiç kavuşamayacaktık. Ona torunun gibi baktın. Senin hakkını ödeyemeyiz. Ben bir şey yapmadım ki evladım. Keşke daha önceden bilseydim. Hemen size getirirdim evladımızı. Rabia teyze, sen iyiliklerin en büyüğünü yaptın bize. Ona baktın. Ya yine kötü birinin eline düşseydi? Rabbim bundan sonra korusun onu. Hiç ayırmasın inşallah sizi bir daha. Amin. Amin. Rabia teyze, benim aklımda bir şey var. Eğer kabul edersen çok mutlu olurum. Nedir yavrum? Cemal'in durumu malum. Hapiste. Eğer çıkarsa seni rahat bırakmaz. Uzun lafın kısası, İnci'yi de alıp beraber çiftliğe gidelim. Ama olmaz evladım. Düşünmen yeter. Allah razı olsun senden. Ama ben evime alışmışım. Başka bir yerde yapamam. Orası hiç belli olmaz Rabia teyze. Nihayetinde kızımı günlerce hapsetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Yok yavrum, senin için rahat olsun. Yüce Rabbim beni korur. Kimse bana bir şey yapmaz. Hemen hayır demesen. Oğlum çok sağ ol. Allah ne muradım varsa versin. Ama... ama İnci sizin yanınızda daha güvende olur. Bunca olandan sonra ben onu belki koruyamayabilirim. Ama ben... Tamam peki, şöyle yapalım. Kısa süreliğine 3-5 gün ben olayın iç yüzünü bir öğreneyim. Sizin güvende olduğunuza kanaat getireyim. Sağ olasın ama oğlum nasıl olur ki? Hem ben bu yaşta kimseye yük olmak istemem evladım. Ne yükü Rabia teyze? Başımızın üstünde yerim var. Beni oğlun say. Eğer sıkılırsan, kendini rahat hissetmezsen ben seni yine evine getireceğim söz. Rabia teyze, ne olur, ne olur. Ne güzel, her zaman birlikte oluruz işte. Peki madem Elif'im öyle istiyor, biz de bir iki günlüğüne. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, sen büyüksün. Sen yücesin. Sen ulusun. Evladımızı, torunum Elif'i bize bağışladın. Sana binlerce şükürler olsun. Ya Rabbim, çoluğumu çocuğumu kötülüklerden koru. Bu dünyada ve ahirette bize iyilikler ve güzellikler nasip et. Sadece dar günlerinde değil, geniş vakitlerde de sana şükreden kullarından eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif abla, gerçekten ben sizin yanına mı geliyordum? Evet, bizimle geliyorsun İnci. Demiştim ben sana. Oğlum, bu Cemal'in evinin anahtarı. Kızları bana bıraktığı zaman ne olur ne olmaz diye veriyordu anahtarı. Tamam Rabia teyze. Ama kızın neyi var ne yok hiç bilmiyorum yavrum. Siz merak etmeyin, biz bakarız şimdi. Bir eksik olursa da siz hiç dert etmeyin. Allah sizden razı olsun yavrum. Çok sağ olun. İnci, Elif, hadi kızlar gidiyoruz. Rabia teyze gelmiyor mu? Gelecek kızım, o da gelecek.
Biz önce İnci'nin eşyalarını toparlayacağız. Sonra dönüşte de Rabia teyzeni alıp çiftliğe döneceğiz. Bunlar burada mıymış ya? Neyse, giyerim ben bunları. Tabii artık hapishanede mi giyerim, yoksa başka bir yerde mi, orası muamma. Allah'ım, sanki böyle polisler gelecekmiş de beni yaka paça içeri atacakmış gibi hissediyorum ya. Yok yok, burada kalınmaz. En iyisi Necdet'e gitmek. Başka çarem yok çünkü. Hem anlayalım bakalım bu sessizliğin sebebi neymiş böyle. Şundan alayım. Hatta ben hepsini alayım ya. Belki daha buraya geri dönmem. Vay be. Bana hiç acımadan depoya kilitleyen kocam. Şimdi esaretlerin en büyüğünü yaşıyor. Köşe bucak polislerden kaçıyor. Beni yıllarca hor gören, aşağılayan kızı da dört duvar arasına tıkıldı kaldı. Emiroğlu çiftliğinin hizmetkarı Gonca. Koskoca çiftlik sana mı kaldı şimdi? Allah Allah. Bu da kim şimdi ya? Serdar? Bu yaptığın çok tehlikeli. Ne yapayım? Dayanamadım. Ama... Seni görmek istedim işte. Vallahi sen delisin. Nasılsın? Ortalıkta biraz karışmış öyle değil mi? Evet. Necdet'in yaptığı her şey bir ortaya çıktı işte. Şimdi bir aylarda saklanıyor. Yurt dışına kaçmak için. Yolunda gerek. Hadi gelin bakalım kızlar. Çocuklar, siz hadi içeri girin. Sen dur bakalım. Bırakın beni ne olur. Kenan ne oluyor? Bu sözde Tuğçe'nin bakıcısı. Ama gerçekte kim olduğunu şimdi öğreneceğiz. Hadi gir içeri.
kızlar. Hadi siz içeri geçip İnci'nin eşyalarını toparlayın. Ben birazdan yardıma gelirim. Tamam anne. İnci'nin dediği doğru mu? Sen gerçekten Cemal'in kızı mısın? Ben... Cevap ver! Evet. Ama yemin ederim benim olan biten hiçbir şeyle bir alakam yok. Kes sesini, yalan söyleme. Kenan, sakin olur musun? Çocuklar duyacak. Bana her şeyi anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok ki. Ya yemin ederim benim hiçbir alakam yok. Ben masumum. Masum olduğun için mi çiftlikten öyle kaçar gibi uzaklaştın ha? Kimseye bir şey söylemeden kimi korumaya çalışıyorsun bilmiyorum ama artık oyun bitti. Sonuna geldim. Bana her şeyi teker teker gerçekliğiyle anlatacaksın. Hırka da koyalım. Akşamları bahçe soğuk oluyor. Bahçede mi var? Hı. Hem de kocaman. Salıncak bile var. Saracak mı? Yaşasın! Defterlerimi darayım diye. Al tabii. Şunları güzelce koyalım. Çok mutluyum Elif abi, çok. Şunları da ararım. Tamam. Bebeği ararım. Bunu da. Tamam, koyalım. Yemin ederim benim olan biten hiçbir şeyle bir alakam yok. Her şeyin sorumlusu Necdet Bey. Necdet ha? Tabii ya. Allah onun belasını versin. Kenan. Ben hiçbir şey isteyerek yapmadım. Benim tek amacım babamın dayaklarından bu iğrenç evden kurtulmaktı sadece. Necdet Bey sana iş bulacağım deyince. Sen de onun maşası olarak çiftliğe girdin değil mi? Allah'ım nasıl bir belaya bulaşmışız biz böyle ya. Başka şansım yoktu. Peki eve girdiğinde ne istedi senden? Konuşsana, cevap ver. Selim Bey'i ayartıp Zeynep Hanım'la arasını açmamı istedi. Ne? Ama ben böyle bir şey yapmadım, yemin ediyorum. Ben sadece Tuğçe ile ilgilendim. Kızımı resmen bir dolandırıcıya emanet etmişim ben. Ben bu sefaletten kurtulmak için. Bunun yolu insanların hayatıyla mı oynamak? Üstelik biz her yerde kızımızı ararken. Ben bilmiyordum. Yemin ederim ben hiçbir şey bilmiyordum. Elif'in sizin kızınız olduğundan haberim bile yoktu ki benim. Babamın Necdet Bey'in adamı olduğundan, Elif'le İnci Rabia teyzeye götürdüğünden, benim her şeyden sonradan. Yavrumuzun nerede olduğunu biliyordun yani, öyle mi? Nasıl bir vicdansızlıktır ya? Nasıl? Biz yavrumuzu her yerde ararken her şey senin iki dudağın arasındaydı yani, öyle mi? Yazık ya, çok yazık. Melek, sen çocukların yanına gider misin? Yürü. Kenan Bey. Konuşma, kes sesini, yürü. Ya yalvarırım, bırakın beni, nereye götürüyorsunuz? Polise gidiyoruz. Ya yalvarırım beni polise götürmeyin, ben hiçbir şey yapmadım. Yaptıkların cezasız mı kalacak sanıyorsun sen? Her şeyi polise anlatacaksın. Yürü hadi. Ben kimseye zarar vermedim, ne olur bırakın beni. Yürü, gidiyoruz. Getir hemen, koyalım onu çantaya. Burada yok. Düştü mü acaba? Dikkatli ol, kafana vurma. İşte buldum. İşte oldu. Anne biz hazırız. Hadi gidelim artık. Bir şey unutmayın ama. İyice bakın etrafa, tamam mı? Sonra çıkarız. Acelemiz yok ne de olsa. Her şey aldık galiba. Aa, masal kitaplarını istiyor musun İnci? Evet evet. Anne biliyor musun İnci'nin çok güzel kitapları var. Öyle mi?
Melek teyze ablam da bizimle gelecek değil mi? Kızıma bu yaşattıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sen de, senin o baban da. Kenan. Bu kızın yaptıklarını düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Kenan biraz sakin olur musun lütfen? Onu kendi ellerimle polise vereceğim. Kenan kardeşi içeride. Beni polise verecekler. Beni polise verecekler. Asuman! Kenan, bırak gitsin. Ama... Nereye kadar kaçabilir ki zaten? O da babası gibi kısa bir süre sonra yakalanır. Hadi bırak biz içeri girelim. Kızlara bakalım. Annemler ne yapıyor? Niye gelmiyorlar? Gidip bakayım. Aa, geldiler işte. Baba, biz hazırız. İncir'in eşyalarını da topladık. İyi yapmışsınız. Hadi gidelim artık. Tamam kızım. Çantanızı da alalım. Aa, ablam. Ablam vardı. Arabada mı bekliyor bizi? Hayır, yok. Ablanın bir işi çıktı, gitmek zorunda kaldı. Yok. Üzülme İnci. Bak biz şimdi çiftliğe gidelim. Ablan da istediği zaman seni ziyarete gelir. Olur mu? Hem çiftlikte Elif'le Tuğçe'yle güzel güzel oynarsınız. Ne güzel olur değil mi? Aha, ben Elif ablamı senden çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz İnci. Hadi şimdi gidelim, tamam mı? Aha. İnci tut elimden. Çocuklar yavaş, düşeceksiniz. Ne yapacağım ben şimdi, ha? Ne yapacağım? Yalnızca kaldım işte ortada böyle. Necdet Bey, beni bu çamura sen soktun, sen çıkaracaksın. Gonca sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne işin var oğlum senin burada? Delirdiniz mi? Ya Erkut, bir dinler misin? Ne dinleyeceğim ya, ne dinleyeceğim? Erkut. Ya sizin yaptığınızı çocuk yapmaz be. Gonca, beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Erkut, bir sakin ol ya. Bunların hepsi benim hatam. Ya sen kılık değiştirdin, evin içine kadar girdin, ben seni ele vermedim. Şimdi bu oluyor mu Gonca? Erkut, bak, tamam haklısın. Gonca'nın bu işte hiçbir suçu yok. O bana gelme demişti ama ben dinlemedim işte. İyi halt ettin. Erkut. Ya tamam Gonca, uzatmayalım. Buraya hiç gelmemeliydim. Neyse, ben gitsem iyi olacak. İsabet olur. Serdar. 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 Ya Serdar bir dur. Serdar. Adam haklı. Sen bana gelme dedin ama ben geldim. Seni de zor durumda bıraktım. Serdar. Bak, bir şey söyleyemiyorsun. Ben de söyleyemiyorum. Benim artık burada durmam yanlış. Serdar bak. Bak, sadece beklememiz lazım. Yani şimdi değil. Haklısın. Ama bak göreceksin. Her şey düzelecek. Her şey daha güzel olacak. Aslında seni burada bırakıp gitmek hiç istemiyorum ama buna mecburum galiba. Gonca, kendine dikkat et. Sen de.
Gitti. Gonca, bak kafanı çalıştır biraz. Senin kocan bütün polis teşkilatı tarafından aranıyor. Tamam, Necdet'i silmiş olabilirsin. Orasını bilemem. Ama adımlarını dikkatli atacaksın. Of. Ya sık dişini biraz Gonca. Necdet yurt dışına çıkınca açarsın boşanma davasını, alırsın nafakanı. Buradan uzakta ne yapacaksan yaparsın. Ne zaman çıkacak yurt dışına? Yarın. Demek yarın. İşte oldu. Elif, oradan o kırmızı parçayı da versene. Rabia teyze o gün söylemişti ya anne. Cemal kendi kızıyla birlikte Elif'i getiriyordu diye. İşte o kız İnci'ymiş. Anladım oğlum, anladım. Çok üzüldüm. Şimdi de baba hapse girince kimi kimsesi kalmadı yani, öyle mi? Maalesef öyle. Kimsesi yok. Aslında bir ablası var ama ortalarda yok. Bir işe girmiş diye duyduk ama ne aradığı var ne sordu. Bunca olay oldu. Bir kere bile kardeşini görmeye gelmedi.